haklıdır o an sana düşen dinlemek. Tartışırsan yanarsın, mümkün değil direnmek. Büyüyemezsin asla, evlat her zaman bebek. Annem cadıymış gibi dursa da, annem benim annem bir melek. Benim annem bir melek. Benim annem bir melek. Benim annem bir melek. Çok erken kalkmışsınız. Erken kalkmadım Aslı. Hiç yatmadım ki. Niye ki? Gözüme uyku girmedi. O da niye ki? Hemen evlenmedim diye Nalan ortadan kayboldu. Hiçbir yerde bulamıyorum. Yahu Metin Bey, bence siz boşuna dertleniyorsunuz. Nalan Hanım sizi çok sever. Yani uzun süre ayrı kalamaz. Çıkar gelir nasıl olsa. Günaydın Aslı. Günaydın Metin Bey. Günaydın Sıddım. Tekrar düşmeyelim, ben anlatayım. Metin Bey, Nalan Hanım ortadan kaybolduğu için sabaha kadar uyuyamamış, ondan burada. Ama bunun için dertlenmenize lüzum yok Metin Beyciğim. Nalan Hanım sizi çok sever. Ne de olsa döner, boşuna merak etmeyin. Yine tekrar oldu, neyse. Ya ben hiç şöyle rahat rahat söyleyemedim ama Nalan'ı seviyorum ben. Ay. Bana bakmayın. Oraya bak. Nalan. Efendim Metin. Annemle babam evde yoklar. Aa, nereye gittiler? Önemli olan nereye gittikleri değil. Önemli olan gitmiş olmaları Nalan. Aa, niye önemli olsun ki gitmiş olmaları? Önemli çünkü onlar evde olmayınca biz yalnız oluyoruz evde. Aa Metin, biz yalnız değiliz ki, biz iki kişiyiz. Bak, yalnız olmak için tek kişi olmak lazım. İşin felsefi yanını bırak, romantik yanına bak Nalan. Ne dediğini anlamıyorum. Yani biz evde yalnızız. Yani evde bizden başka kimse yok. Yani bir şeyler yapabiliriz. Ha, hadi kalk, sessiz film oynayalım, hadi. Hayır, sessiz film oynamayalım Nalan. Ha, buldum. O zaman tavla oynayalım. Ama ben kız tavlası biliyorum, ötekini bilmiyorum ha. Nalan. Aşıklar yalnız kalınca tavla oynamaz. Ha, hangi aşıklar? Beyaz üzerine kırmızı puantiyeli aşıklar. Ya ben demek istiyorum ki yani ben burada aşık falan göremiyorum da. Yahu biz aşığız ya Nalan. Nereden belli? Nasıl nereden belli? Benim bildiğim aşıklar birbirlerine seni seviyorum hayatım falan der. Ben öyle bir şey duyamıyorum da. Ya bunu söylememe gerek yok. Sen biliyorsun nasıl olsa. Ya ben duyamıyorum bugünlerde. Benim kulağımda bir şey oldu galiba. Peki söylersen gelecek misin yanıma? Geleceğim. Söz mü? Söz. Söylüyorum o zaman. Söyle. Bak söylüyorum. Bekliyorum. Seni seviyorum. Ya. Olamaz ya, olamaz ya. Haklısın be prasa. Ben şu kadar şeye bütün maaşımı verdim ya. Ne gülüyorsunuz be? Komik olsun diye anlatmadım ki. Size laf anlatan da kabahat zaten. Neyse ben gidip biraz uzanayım. Yeni uyanmış gibi yapayım. Anam sabaha kadar uyumadım öğrenirse üzülür. Ay sırtım nasıl ağrıyor. Tabii öküz gibi bir adamın yanında yatarsan adam yatmıyor ki, debelenip duruyor. Hey Allah'ım. İrman
Teyze. Neredesin kısa? Ya ben karar vermiştim ortadan kaybolacağım diye ama seni görmeden dayanamıyorum ben. Ya çok salam, bir kaybolmayı bile beceremiyorum. Aa canım benim. Gel, gel geç içeriye. Şunlar katmadan bir kahve içelim beraber. Aslana çocuğum elbiselerini oraya. Çetin. Kahvaltı hazır. Hadi yumurtalar soğuyacak. Çetin. Bu ne uykusu böyle ya? Allah Allah. Çetin diyorum. Çetin. Oho. İyice kafsam alındı şimdi. Çetin. Çetin. Ay korkutuyorsun beni. Yapma böyle. Çetin diyorum. Çetin. İyi. Nasıl biliyorsan öyle yap. İşten atılırsan gelip bana ağlama ama. Bak kızım. Öyle ortadan kaybolmalarla, konuşmamakla evlilik olmaz. Ya biraz sık dişini. Çocuk daha yeni bitirdi senetlerini. Biraz çalışsın, eli para görsün. Yani sonra perişan olursunuz evlenince kızım. Ama ben yarın evlenelim demiyorum ki Neriman teyze. Ben evlilik deyince Metin hemen geriliyor. İş ciddiye binince bütün erkekler öyledir. Bak aklıma ne geldi. Ne geldi? Aşure yapalım. Ama aşureyi geçti Neriman teyze. Önemli değil ki. Biz dilek aşuresi yapacağız. Yapacağız, dağıtacağız ki dileğimiz olsun diye. Aa, siz buna inanıyor musunuz Neriman teyze? Ya inanmasam ne olur ki kızım? Yaparız, dağıtırız. Dileğimiz olmasa bile insanların ağzı tatlıdır. Olur, yapalım. Ay Neriman teyzeciğim çok teşekkür ederim. Sucuk. Baba sucuk. Baba sen yaşlı adamsın, sucuk dokunursan. Şimdi sana bir dokunurum görürsün gününü. Neriman, nerede sucuk? Yapacağım canım, oturun sofraya, soğumasın diye yapmadım. Aslan annem, anne bir de o şahsa benim adıma günaydın der misin? Günaydın Metin. Baba ben uyanmadım galiba daha. Duydun değil mi? Neriman aracı kullanmadan bana doğrudan günaydın dedi değil mi? Evet, aynen öyle oldu be prensa. Neriman? Efendim Metin? Baba bak gördün, Neriman dedim bana efendim Metin dedi. Evet, aynen öyle oldu be prensa. Neriman! Ay ne var Metin? Baba bak gördün mü bana kızdı. Manyak prensa! Ne vuruyorsun be? Hadi geç geç. Günaydın. Hayatım. Şöyle koyu bir kahve alabilir miyim? Alabilir misin bilmiyorum. Çünkü insan uyurken kahve içemez. Ben içerim, içerim. Getir hadi sen. Anneciğim bana çay koyar mısın? Ama paşa çayı olmasın. Asker çayı olsun yani koyu. Baba kız siz iyice uyuşuk oldunuz. Tamam. Hiçbir şey söylemiyorum size. Hiçbir şey. Sen işten, sen de okuldan atılınca hayatı ciddiye almanız gerektiğini anlarsınız. Hiç başka da bir şey söylemiyorum. Hayatım biraz sessiz olur musun? Sana zahmet. Hadi bakayım. Ben senden 3 tane sucuk arakladım. Sen benden 5 tane arakladın. Serde gençlik var baba. Ver şu sucukları. Ya niye veriyormuşum? Eşit koşullarda savaşa girdik. Savaşta kazanılan ganimet geri verilmez. Ve şimdi sana ganimeti gösteririm. Attırma komandonun tepesine. Ya boş versene, sen olsan olsan pabuçlarımın komandosu olursun. Komando. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen bıkmadın mı her sabah sucuk kavgası yapmaktan? Bıktım. O zaman gel bir anlaşma yapalım. Bir sabah ben senden sucuk araklayayım, bir sabah sen benden sucuk arakla. O zaman da sıra kavgası yaparız be prasa. Doğru, haklısın. Zaten seninle anlaşma yapılmaz. Sen de çok yapılır da. Aa, dur yakaladım ben. Ben diyorum. Aha. Bize galiba yol görüldü prasa. Hadi yürü. Dur ha baba. Hadi gidelim. Ha. Sofrayı kapa sen önce. Tamam. Dikkat et, gene Mars oluyorsun Adnan ha. Ya bu oyun seninle oynanmaz ki komando ya. Ağzından çıkan zarı atıveriyorsun ya.
Atmasını bileceksin, atmasını. Atma söz konusu yol değil mi? Adil'in eline kimse su dökemez. Şimdi burada olsaydı gene atardı bir sürü. Sahi, nerede o Napolyon ya? Bir iş için köye gitti. Tarla marla satıp parayla gelecekmiş de kendi minibüsünü alacakmış. Boş laf ya. Onu da satacak tarla ne yarar? Bu bir. Hadi varsayalım var tarlası sattı. Ona Güllü teyze zırnını koklatmaz. Bu iki. uç ne dur? Ne üçü ya? Üç falan yok kardeşim. O ki uç yok. Niye bir ve iki de dur? Allah Allah. Ya bir iki dedi geldik devam edelim istiyorsun. Nasıl bir kafaysa. Ey Allah'ım, niye seçip seçip yollarsın bu adamları buraya ya? Boşuna uğraşma Adnan'a. Laz uşağıyla. Laf yarıştıramazsın sen. Affedersiniz. Şu adresi soracaktım, biliyor musunuz? Çocuk. Unutmuşsun. Ne güzel şeydir çocuk ya. Ya sen bir yere otursana. Ya nereden git bir yer bul otur ya. Allah. Baba senin çocuk yapmak neyine? Baksana bizi ne hallere soktun ya. Defolun geliyorum ben pırasana. Allah Allah. Kim dedi üstüne burada bekleyin diye? Nereye gideceğiz baba? Annem doğum yapıyor. Tabii ki bekleyeceğiz. Ay, kız mı olacak erkek mi acaba? Bebek olacak. Yani baba senin yaptığında işe nasıl bakacağım bu bebeğe? İki tane gelinim ne güne duruyor? Kabak bize patladı yine. Sen ne bana? Hangi kabak? Bal kabağı. Su kabağı. Kabak kemane. Bak şimdi o kabakları kafanızda patlatırım ha. Bırakın da babalık heyecanını rahat rahat yaşayayım be. Baba sen zaten babaydın ya. Babalığını ispat etmeye gerek yoktu ki. Nereden çıktı bu çocuk? Hangi çocuk? Ya Nalan sus. Yoksa ben seni ebediyete kadar susturacağım. Aa, kendine gel be. Niye kendime geleyim ya? Kimse kendinde değilken ben niye kendime geliyorum ya? Baksana bin yaşında adam baba oluyor. Aslında durum inanılmaz baba. Sen de kabul et lütfen. Yani Çetin Nalan'ı öldürse bunu bile garipsemeyeceğiz. Yahu burada benim bebeğim olacak. Kimsenin umurunda değil. Herkes farklı tellerden çalıyor ya. Abi. He. Şimdi benim anlamadığım bir nokta var. He. Babam o koltuğunda oturup uyuklarken bu bebeği nasıl yaptı? Demek ki bilmediğimiz yöntemler var. Siz bilmiyorsanız ben hiç bilemem. Ben bilme zaten canım. Ben neyi bilmem? Ya, ya susun ya da defol gidin be! Cahit Turuncu kim? Benim. Müjde Beyefendi, nur topu gibi bir kızınız oldu. Sana benziyor. Babasının gömüsüymüş o. Nasıl da benzermiş. Gözlere bakın gözlere. Aynı babam aynı. Ya bu çok küçük daha büyüyecek de koca adam olacak. Oo. Ay bebekler büyümüş olarak da olsa ne güzel olur. Bence hiç güzel olmaz Nalan. Bırak da bebek olarak da olsun. Merak etmeyin çocuklar. Bu çocuk büyüyünceye kadar biz Neriman'la ölmeyiz. Sus sus. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil, bir şey değil. Irmak, hadi kızım gidelim. Hadi bakalım. Düşse. Buse. Ne Buse'si, ne diyorsun ya? Evet, evet. Adını da Buse koyarız. Komando. Ne diyorsun sen? Kimin adını Buse koyuyorsun? Yok bir şey Adnan ya. Hadi devam et. Alacağım bütün paranı ya. Hadi bakalım. Şu durağı adam gibi tavla oynamayı bilen biri gelsin. Vallahi düşümü kıracağım ha. Bak komandonun dersini vereyim. Sonra karşıma sen geçersin. Yalnız bir şey diyeceğim. Eğer yenersem o dişleri büyük bir zevkle ben kırarım. Tamam. Yok almayayım. Sağ ol. Ece'dir. Aa, bu Ece'ye hiç benzemiyor. Merhabayım bacım. Neriman Turuncu burada mı oturuyor? Neriman Turuncu benim. Ne yapacaksın? Beni tanımadın mı Neriman teyze? Ben seni nasıl tanıyayım ayol? Yani şöyle bir bakınca ikimiz ayrı dünyaların insanı gibiyiz. Ben Nazife'nin oğluyum Neriman teyze. Mercan. Aa. O
sevimli, o küçücük çocuk sen misin? Ay ne kadar büyümüşsün ayol, eşek kadar olmuşsun. Geç içeriye, geç geç. Aa, ay şaşırdım valla. Otur, otur. Ne içersin? Bir azı kahvenizi içerim. Ben yaparım Neriman teyze. Ay ne kadar büyümüşsün. Çok değişmişsin ayol. Söyle bakalım, nereden çıktın? Hapisten çıktım Neriman teyze. Hapisten mi? Evet. Ne işin var ayol senin hapiste? Ben de hakime öyle dedim. Ama beni dinlemedin Neriman teyze. Niye girdin peki içeri? Adamın biri bana kıllık etti. Ben de tak tak indirdim anında. Tak tak. Anında. Abi. Biz yaşlanıyor muyuz ya? Nereden çıktı şimdi bu? Ece bana uyuşuk dedi. Bir insana uyuşuk deniyorsa yaşlanmaya başladı demektir. Bakınız babam. Sen öyle olabilirsin. Ben hala gencim. Sen Çetin abiden büyük değil misin abi? Yaş olarak büyüğüm abi. Ruh olarak değil. Ben senin ruhunu seveyim. Sen uyuşuklukta bana beş çekersin be. Hadi oradan. Ece'nin sabahları seni uyandırmak için neler çektiğini dünya alem bilir. Sabahleyin beni evde kaldıran kimse yok. Ben kendi kendime uyanıyorum beyefendi. Ben bütün gün durakta oturup çay içip tavla oynamıyorum efendim. Ben eşek gibi çalışıyorum. Sen iki kere Bostancı Taksim seferi yap da göreyim senin boynun ölçüsünü. 2.80 yayılırsın be. Hele akşam trafiğinde 3.80. Cuma trafiğinde 4.80. Olay kavgaya dönüşmeden Hindistan değil mi abi? De abi. Bana bak, sen Nalan'la evlenemiyorsun diye sinirini benden çıkarma. Hayda, sen bugün kavga çıkarmaya niyetlisin galiba ha. Değil mi abi? Deme abi. Bitti zaten sahne, tamam. Peki bunca yıl sonra sen bana niye geldin? Ben hapisten çıkınca anam bana kızdı. Bu yaşa geldin hala adam olamadın dedi Neriman teyze. Doğru söylemiş kadın, doğru. Seni ederse Neriman teyzen adam eder dedi. Ben de çıktım geldim Neriman teyze. Sana adam değilsin mi diyorlar? Kim? Bana adam değilsin diyecek adamı ben tak tak indiririm ağzından. Nereden indirirsin? Sana adam değilsin diye zemin katta oturuyorsa nasıl indireceksin? Neriman teyze, bu biraz acayip konuşuyor. İstersen tak tak indireyim ağzından. Ay bırak bu tak tak indirmeyi be. Ben seni göğün yedinci katına uçururum ha. Cahit, sen misin ya? Şükrü, çok değişmişsin ya, hoş geldin. Gençleştim ben Cahit. Bak sana son sevgililerimi tanıştırayım. Lale, Hale... Ve Jale. Nasıl bildin? Ha, değil mi? Ne konuşmak istemiştin benimle Cahit? Şükrü bu yani özel konuşmamız gereken bir şey. Kızlar, hadi siz makyajınızı tazeleyin. Otur, otur çocuğum. Evet. Sen bizim neslin en hızlı adamıydın. Bunu herkes bilir Şükrü. Hatta seni hepimiz çok kıskanırdık. Hepiniz ihtiyarlık havasına girmişsiniz. Bak ben hala gencim, genç. Ben de işte diyorum bu aralar biraz genç olayım. Çünkü ben bir çocuk yapmaya karar verdim. Senin çocukların vardı biliyorum Cahit. Ya Şükrü var, eşek kadar oldular ya. Ben şöyle küçük hani kucağıma alacağım, ninni söyleyeceğim. Böyle biberonla süt vereceğim, bir bebek istiyorum böyle. Bir canlı, ufak bir canlı. Anladım. Bunun için de ihtiyarlıktan biraz kurtulman gerek. Evet. Doğru adrese geldin dostum. Bunu al. Bu henüz piyasaya sürülmemiş, yeterli denemeleri yapılmamış, çok güzel bir ilaç. Geleceğin harika ilacı. Bomba, bomba. Bundan bir bardağı 2-3 damla damlatıp içeceksin. Daha sonra 20 yaşındasın dostum. Tam benim aradığım şey. Yaşa be Şükrü. Ama dikkat et ha, 2-3 damla. Daha fazla alırsan duvarlara tırmanırsın ondan sonra. Vay desene, tam ihtiyacım olan bir şey. Sen bunu kullan, ben bir ara sana bir şişe daha ayarlarım. Yaşa be Şükrü be. Bak oğlum bize. Bak, donat şu masayı bakalım, donat. Hadi. Vay teyzem, yemekler de amma afilli olmuş ha. Beğendi mi, beğenmedi mi? Ya arıza mısın bacım? Afilli olmuş diyoruz herhalde. Biz de onun ne demek olduğunu bilmiyoruz herhalde. Yok aa, ben tak tak indireceğim ha. Gerek yok, ben asansörle inerim. Benim indireceğim yere kadar giden asansör yok bacım. Yeter be. Sen nerede kalıyorsun? Ben ucuz bir otelde kalıyorum ama mangırlar suyunu çekti Neriman teyze.
Yakında ortada kalacağım. Yok yok, kalmazsın. Ben sana bir iş ayarlamaya çalışırım. Daha önce çalıştın mı? Çalıştım. Ama patron lavukluk yapınca ben de tak tak indirdim anında. Hapse girdim. Kimi indirdin? Patronu. Hangi patronu? Ya bu Arzu yengeyle işimiz var ha. Arzu yenge kim? Ben. Aa, sen Mercan değil misin? Mercan'ım. O zaman Arzu yenge değilsin. Ya bacım, git başımdan şimdi tak tak indireceğim ha. Ha, kimi? Ya Neriman teyze, kurtar şunun elinden beni ya. Sustu. Neriman da bayılacak bu işe. Minicik bir bebek eve nasıl bir sevgiseli getirir ama. Neriman aslan gibi bakar yavrumuza. Zaten ben akşama kadar kucağımdan indirmem pırasayı. İyi olacak, iyi. Hazır ol Neriman, geliyorum. Neydi o? Ne neydi? Beni görünce cebine attığın şey neydi? Hiçbir şey değildir be pırasa. Hem seni görünce niye cebime bir şey atayım? Senden mi korkacağım? Bilmem. Belki annemden gizlediğim bir şeydir. Gammazlarım diye korkarsın. Hadi oradan be. Paranoyak pırasa. Hem senin burada ne işin var? Duraktan senin çıkıp gittiğini söylediler. Evde temizlik bitmiş olamayacağına göre kesin buraya gelmiştir dedim. Buraya geldim. Hani yalnızlıktan sıkılmayasın diye, ama sana iyilik eden de kabahat. Ben senden kurtulmak için buraya kaçtım geldim be. Hadi oradan. Sen bensiz yapamazsın. Yanında kalan tek yavrun benim ne de olsa. Yavruya bak. Hipopotam yavrusu. Hipopotamın yavrusu hipopotam gibi olur. Ne yapayım? Aa, bana ha. Bak, Cahit abi. Ne var, ne var? Metin abi, lütfen restoranı yine alt üst etmeyin ya. Bak, bir daha ben bu restorana girerken bu babam buradaysa haber ver, içeri girmeyeyim Hamdi. Bir daha bunu sokarsanız ben bir daha bu restorana gelmem, haberin olsun Hamdi. Abi lütfen, abi. Gelin, sende bir aşure tenceresi vardı. Nerede o? Var, lavabonun altında. Ay, duruyor ya. Ne yapacaksın? Aşurayı geçti anne. Dilek aşuresi yapacağız. Dilek aşuresi mi? Metin'le bir an önce evlenelim diye. Anne? Ne var? Ay sen iyice yaşlandın ha. İyice yaşlandın. Hani bu büyü çözdürme, kurşun dökmeden sonra dilek aşuresi kalmıştı. Bundan sonra ne yapacaksın çok merak ediyorum. Peki eğlendin. Sen bana baksana. Ben senin gibi gençleri cebimden çıkartırım. Öyle mi? Bir de doğru da sevelim bari. Aa, bizim mahallede bir Türkan teyze vardı. Hem Neriman teyzeden çok daha büyüktü. Geçen gün doğurdu valla. Onlara kudurmuş derler canım. Her şeyin bir yaşı var. Gerisi ayıp. İnsan ununu eleyip duvara asacağı zamanı bilmeli. Yani sen bana yaşlı mı diyorsun? Ne diyecektim? Çıtır mı diyecektim? Sen tencereyi alır gelirsin hala. Keşke öyle söylemeseydin Nece. Neriman teyze kırıldı. Aa, niye söylemeyecekmişim canım? Doğruyu söylüyorum. Hem yaşlılığında kendi içinde bir güzelliği var. Elden ayaktan düşmediğin sürece ama. Yaşlanmışım. Sersem gelin. Kim bilir sen benim yaşıma gelince ne olacaksın? Ayol, benim gözlerim yeter be. Gençliğimde bütün bostancının delikanlıları peşimden koşardı. O Cahit de az peşimden koşmadı. Merhabalar sultanım. Hoş geldin Cahit. Buralarda dolaşıyordum. Annelerin gittiğini görünce hemen koşup geldim. Ay sen bizim evi mi gözetliyorsun? Tabii sizin evi gözetliyorum sultanım. Başka kimin evini gözetleyeceğim? Hani çıkarsın da gül yüzünü görürüm diye bütün gün camın altında bekledim sultanım. Yemeklere bak. Allah. Senin için yaptım Cahit. O zaman yemekleri bekletmeyelim. Ayıp olur sultanım. Böreklerin harika. Keklerin muazzam.
Yemeklerine rakip değil yani. Başka güzel bir şeyim yok mu Cahit? Rostlara söyleyecek laf yok. Kaşarlı köften oy! Oy! Makarnam da çok güzeldir Cahit. Ben şimdi sana ne yaptım sultanım? Evet, Cahit'in güzellik anlayışı farklıydı. Ama yani ben güzeldim. Hala da güzelim. Sersem gelin. Şu yaşta elimi sallasam 50'si. Çatla. Yok güzel balam, yakışı balam. Sen niye yemeyorsun? Ay İbadullah Bey, son bir haftadır 10 senedir yediğim yemekten daha fazla yemek yedim vallahi. Ya olsun balam, ne var bunda? Ye, ye. Yok, yok. Haydi ye. Yok, ye. Ya lütfen İrem, bir çatal. Haydi bak. Ya biraz daha ısrar edersiniz, kalkıp gideceğim ona göre. Tamam balam, ısrar etmirem. Bak sen kalkıp giderim dedin ya. Hı. Benim de aklıma gelmiştir, ben de bir karar vermişim. Ay ne kararı? Yoksa bir yerlere mi gideceksiniz? Ya ne gelmesi, tam tersine. Ben buralara yerleşmeye karar vermişim. Hatta ben buralarda evlenmeye karar vermişim. Böyle fittik 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 bir sürü çocuk yapmaya karar vermişim. Hadi hayırlısı. Ay sana anlatarım işte. Yok yok, şu şuraya bakacağız. Ha pardon Leyla, işte. Ay evladım azıcık. Ay yok, ay kafam şişti vallahi ya. Ya niye bağırıyorsun ay balam? Çocuktur bunlar işte, çocuk. Ay biliyorum herhalde onların çocuk olduğunu ama bu da kafa. Evladım birazcık ya. Allah'ım ya. Ya İbadullah, şunlara bir şey söylesene Allah'ım. Söyleyeyim de aklıma bir şey gelmiyor. Ne söyleyeyim? Dur bakayım. Ya ne anlatayım ben, dış ticaret bilirim. Bunlar ticaretten anlamaz ki. Ticaret bilir misiniz çocuklar? Ay hangisi daha doğru olur acaba? Önce çocukları öldürmem mi yoksa seni öldürmem mi? Evet. Çocuklarım ya. Aha bak gördünüz mü? İşte ana gitmiştir. Niye? Çünkü anne kızmıştır. Ya o bir annedir. Bu kadar gürültü olar mı? Haydi hep birlikte bir şarkı söyleyip onu buraya getirelim. Haydi bakalım. Ellerimi de kollarımı da sallayıram, sallayıram. Gökteki kuşa benzeyirem, benzeyirem ben. Ellerimi de kollarımı da sallayıram, sallayıram. Gökteki kuşa benzeyirem. Ya şarkı öğretirem. Ben işteyken ben bütün gün şarkı öğretirem ya. Haydi çocuk, ellerimi de kollarımı. Ya gelin sana. Hep solda her sana Allah. Peki bu hayalinizden müstakbel gelin hanımın da haberi var mı acaba? Ya bayağı ihtimal ki henüz haberi yoktur. Hmm. Yani ben henüz açılmamışım. Ama en kısa zamanda açılacağım. Öyle mi? Seni göreceksen. Görecek miyim? İyi. Hayırlısı. Ya ben bu müstakbel gelin hanıma açıldığımda ufak bir kutlama yaparız değil mi? Bana ne canım? Yani siz kime açılıyorsanız ondan kutlarsınız artık. Hadi Ersan. Ya Hasıl'ım. Bırak şu hayatımızda hiçbir şey olmuyor saçmalığını ya. Bizim hayatımız gayet güzel. Sıdık. Sen Polyanna'cılık oynuyorsun. Hani Polyanna'nın anasına tecavüz etmiştir. O da yaşasın, kardeşim olacak demiş ya. Aynısı. Ama sen de tam tersini yapıyorsun Aslı ya. Dur. Dur ben seni biraz neşelendireyim, dur. Heh. Aha da süpürge. Ben şimdi böyle salak salak bir şeyler yapayım. Sen de süpürgeyle beni kovala. İçimden seni kovalamak gelmiyor Sıdık. Anam, başka hiçbir şey seni neşelendiremez ki. Ben ne yapacağım şimdi ya? Ne haber be fıraşalar? Oo, Cahit amca hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi çok şanslısın, evde kimse yok. Nereye gittiler ya? Ya koca karı
Çok pardon. Neriman Hanım aşure yapacak da onun için alışverişe gittiydiler birlikte. Oh! Rahat rahat yayılır, televizyon seyredebilirim. Yok. Yok yok, ben kafama taktım, seni neşelendireceğim. Bak şimdi. Dere geliyor dere, ya lelel ya lelel. Kumunu sere sere, ya lelelli. Dere geliyor dere, ya lelel ya lelel. Kumunu sere sere, ya lelelli. Dereye bak, çay demle. Hadi bakalım Cahit. Yavaş yavaş kaplan olmanın zamanı geldi. Sen temizlik malzemelerini banyoya götür Nalan. Tamam Nalan. Ben de yavaş yavaş aşureye başlayayım. Geldiniz mi Sultan? Cahit, yine sandviç mi yapıyorsun? Vallahi çatlayacaksın bir gün. Ne? Yok sultanım. Bak, elimde sandviç falan var mı? Yok. Tabii, benim sesimi duyunca korktun. Ben senin sesini duyunca korkmam Neriman. Kudururum Neriman. Çocuklarımız camış kadar oldular. Yeni bir çocuk daha yapalım mı Neriman? Cahit, kafanı bir yere mi vurdun? Evet, vurdum Neriman. Karşımda böyle cazip bir kadın varken şu koltukta oturup mayıştığım için kafamı bir yere vurdum Neriman. Anladım. Sen benim aşure yapacağımı öğrendin. Merak etme, en çoğunu sana vereceğim. Canım benim. Hadi be. Neriman teyze, meyveleri çıkarayım mı aşureye? Çıkar çıkar, başlayacağız artık. Ay, mis gibi koktu Neriman teyze. Kokmaz mı? Koyduğumuz şeylere baksana, hepsi mis gibi şeyler. Neriman teyze, şimdi bu dilek aşuresi ya, biz bunu yapıp dağıtınca dileğim olacak mı? Tabii, sen bunu dağıtıyorsun, geliyorsun kapıda Metin sana evlenme teklif ediyor. Ay, gerçekten mi Neriman teyze? Kızım, olur mu hiç öyle şey? Yani biz niyet ettik, yapıyoruz. Olur, olmaz, önemli değil. Ben gidip bir Ece'ye bakayım. Pek gözükmedi ortalarda. Sen onu karıştır, sakın yakma. Tamam. Ha, bir de içine gül suyu koy, tamam mı? Nerede? Orada dolapta bir yerde olacak. Şöyle küçük bir şişede. Aa, dolap demişti. O zaman burada mı? Yok burada. Bu mu acaba? Küçük şişede de. Az dök dedi ama ben hepsini dökeyim. Niye gelmiyorsun kaç saattir yardım etmeye? Anne sen yemek yaparken kimseyi işine karıştırmazsın ki. Ne geleceğim? Hı. Ondan geldin yani. Evet. Genç kadınsın ya, otur otur. Kök sal etrafa. Ay ne demek şimdi bu? Siz kadın olacaksınız da ben de göreceğim. Bak ya şimdi durduk yerde cilimi tepeme çıkardı. Selamünaleyküm hoparı ya. Ne oldu kardeşim? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ay ay. Karadeniz'in kendisi battı. Allah Allah. Ya neymiş neydin? Anlat bakalım bir yere. Benim kopadaki karı Kadime. Tutturdu, bırak oraları gel buraya diye. Ne duruyorsun kardeşim o zaman? Git sen de opaya. Merak etme, ben senin mekanını arar işletirim. Ya ne yapacağım oralara? Ben alıştım burada daha ya. O zaman gitme kardeşim. Gitme. Kolaydı. Sen Fatime'yi tanımaysın. Kaç tane abisi var biliyor musun? Vallahi gelirlerse buraya vururlar beni. Ya orasını merak etme. Biz seni koruruz. Ben hepsini vururum ağam. Şşş oğlum, sok lan onu yerine. Maynak mısın nesin ya? İki de mi çıkardın? Vururum vururum. Bırak. Ya sen bu adamları köye yollamamış mıydın? Biri gitti, biri kalır işte. Biraz işleri düzelsin, ötekini de getirteceğim. Ne diyorsa İstanbullu orada olur artık. İstanbul'un da ağası olmamız lazım. Ola İstanbul'un ağası olmak sizin köyün ağası olmaya benzemez. Burası İstanbul, ucu bucağı yok ki. Olsun. Biz de kenarının ağası oluruz. Hem İstanbul'da ağa olmak için bir mekanın olması lazım. Yani paravan olarak kullanacağım bir mekan.
Anlarsın da. Aa sana mekan kardeşim ya. Sen nasıl olsa Fadime'den kaçıyorsun öyle değil mi? Burada bulunamazsın. Demek ki burası artık benim mekanım. Ben de fışkı edeceğim. Ya merak etme. Sana da takılacak bir yer buluruz artık. Vallahi mi? İyi. Ben bir çay yapayım o zaman. Sen zahmet etme. Biz yaparız. Şimdi hepiniz bana yardım edeceksiniz. Birer ikişer bunları herkese dağıtacağız. Tamam. Yalnız verirken söyleyeyim. Bunu sadece erkekler yiyecek. Çünkü bir kadın dileğidir diyeyim. Koy kızım koy. Ece, sen biraz fazla al. Çetin sever çünkü. Tamam anne. Fazla sen de. Tamam anne. İyi de biz bence bir plan yapalım. Yoksa aynı daireye verebiliriz hepimiz. Hepimiz birer kata dağıtalım bence. İyi de hangi kata dağıtacağımızı nereden bileceğiz? Sen sadece üst kata dağıt. Gerisini biz hallederiz. Tamam mı Nala? Hadi ben çıkıyorum. Hadi. Tamam. Unutma sadece üst kata Nala. Çok zor iş bu. Çok zor. Şöleler geldi. Bakalım beğenecek misiniz? O nasıl söz anne? Sen bir şey yapacağını da biz beğenmeyeceğiz. Var mı öyle bir şey ya? O nasıl söz sultanım? Sen taş yapsan biz onu da yeriz be. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Muhteşem. Ben de yardım ettim ama. O zaman övgülerin biraz da sana Nalan. Yaşasın. Ya anne senin yaptığın her şey acayip güzel oluyor. İşin sırrı ne? Canım benim. Sevgi katıyorum oğlum onda. Aa sevgi nasıl katılıyor? Nalan yani yaptığın işi sevgiyle yaparsan o sevgi taşar yemeğe gelir. Anam benim be. Sultanım benim ya. Anne yesene bir kaşık da sen. Yok oğlum yok şimdi yemem. Nalan sen. Ben sonra yerim sen devam etsin. Eyvallah. Afiyet vallahi olsun. Vallahi harika olmuş ha. Ben yapmadım canım annenin aşuresi. Ha öyle mi? Yani o kadar da harika değil ama fena olmamış. Hadi hadi nefes almadan yiyorsun. Annenin aşuresi tabii. Ben yapsam mırın kırın edersin. Vallahi etmezdim hayatım haksızlık ediyorsun ha. Yavaş ye Çetin. Kaseyi de yiyeceksin. Vallahi kaseyi değil, arada seni bile yerim hayatım. Şundan bir lokma al ya. Hı? Hayır. Ya. Ben daha tatlıyım. Öyle mi? Hı? Denemek ister misin? Dur şunu yiyeyim. Oy malum olsun. Oy lütfen de Eren, bu nasıldır aşuradır? Ya, bundan daha var mıdır? Var var, Neriman Hanım teyze bir sürü yollamış. Ha dur tatsan kimseye vermeyesen. Olur. Oy lütfen de yerem. Oy memnunum ben böyle aşureyi hiçbir yerde yememişim. Bakü'de bile yememişim. Ay vallahi yeme hızınıza bakılırsa Bakü'de hiçbir şey yapmıyorlar zanneder insan yani. Ya yapmaz olabilir mi? Pilav yaparlar, Azeri pilavı vardır, dereotlu pilav vardır, fincan pilavı vardır. Filan ama böyle aşure hiç ne bir yerde yoktur. Bayağı da zengin bir menünüz varmış yani. Oy benim oğlum. Oy bayılmışam. Bir tane daha isterim. Haydi de İrem. Tamam, tamam. Oy lütfen. Amanin bu çok güzel olmuş Aslı ya. Ya koca karı yaptı, güzel olmaz mı? Yavaş yiy, yavaş. Boğulacaksın, öleceksin. Ama çok güzel. Ya ne kadar eşeksin he. Ben yapsam böyle hapır hapır yemezsin ya. Ama sen kuru fasulyeden başka bir şey yapmazsın ki. Yap da gör bakalım nasıl yiyorum. Bak gör bak. Nazikçe alıyorum. Nazikçe atıyorum. Ne nazik. Yapıyorsun ya? Sus be sus. Oh. Sen artık Nalan'ı evine götür. Biz de zaten yatacağız değil mi Neriman? Saat 9 olmadı ayol. Ne o 9'dan önce yatılamaz mı yani Neriman? Aa,
Tavuklar bile daha geç yatar Cahit amca ya. Bence babam haklı. Hadi kalk gidelim Nalan. Ayol ne oldu size böyle baba o? Hani her zaman beni bağırtırsınız yatın 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 diye yatmazsınız. Şimdi yatacağınız geldi. Hadi Nalan kalk. Aa, Nefes, hadi, dur. Hadi gel. Ne oluyor? Gidiyoruz Nalan. Gel ya. Dur bir iyi akşamlar. Gel canım. Bile diyemedim. Hadi Nalan. İyi akşamlar Nirvan teyze. İyi akşamlar. Nalan. Nalan. Bırak şunu ya. Hadi ya. Bırak şunu ya. Yapıyorum, karıma sarılıyorum. Ahlaka aykırı mıdır? Hayır, yüreğimi oynattın yani. Bunun yeri ve zamanı mı şimdi? Yeri ve zamanı mı olur ya? Ben evli bir adamım. İstediğim zaman karıma sarılırım. Gel bakayım. Bir dakika. Sinem hala ayakta. Bir de yarına beslenme hazırlayacağım ben ona. Yok, yani bak. Çok hemşit. Sinem! Bana mı bağırdın anne? Aha. Ödevini bitirdin mi? Az kaldı. Peki o zaman ben senin ödevlerine yardımcı olayım. Değil mi babası? Bir saniye sen gel. Yok. Hadi hoşça kal. Ben seni yakalarım. Hay Allah ya. Ece! Ece bir bakar mısın? Çalışıyorum. Ha. Gel buraya. Bana bak manyak. Çekil önünden! Delirdin mi sen? Azıttın mı? Zopa istiyorsun bak zopa. Gel buraya dedim aslında. Gel buraya diyorum sana. Kafanı kırarım ben. Kafanı kırarım sen. Bak zaten kalbimi kırıyorsun. Gel buraya. Gel buraya aslında. Akşam kudurdun mu? Tövbe ya. Kudurdum. Gel buraya. Herif delirdi. Kudurdum diyorum. Yarabbim herif delirdi. Başka varan yerler yatır. Da görün ne ilan şan yüreğim güp güp atır. Da görün. Neylemişim? Özür dilerim. Dağlara çen düşende. Ay çen burada... düşmemiş daha bırakmadın Zibadullah Bey şurada. Ya. Oturun Allah'ınız aşkına. Ya ben oturabilirim Rahim. Oturmak isterim ama kafamda bir fikir vardır. Oturmama engeldir. Yatmama engeldir. Ya bu fikir beni mahveder. Ne fikri o, ne fikri? İşte o fikri ben bir türlü kafamdan atabilmirim. Aman deyirem. Ya valla benim koşmam lazımdır. Haydi. Dağlara çen düşen. Ya oğlum ne olur sana ya. Atsana kafandan bu fikri ne olur sana. Hata bilmirem. Haydi. Ya bu senin sevdiğin bir insandır. Ya ne gereksiz bir enerjim vardı. Dur Deyran. İbadullah dur Deyran. Oğlum sana dur Deyran. Bana deli derler ha. Dağlara çen düşen. Ya benim buradan gitmem lazımdı. Dur bir ayağa kalan düşen. Ay ne oluyor Metin sana? Ne olduğunu bilmiyorum ama bana bir şeyler oluyor Nalan. Ben en iyisi sağa çekeyim. Niye çekiyorsun sağa? Dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Buraya gel Nalan. Ne yapıyorsun Metin? Ne yaptığımı biliyor muyum ben Nalan? Metin evlenmeden olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Ay olmaz. Hallediyorum ben. Çekil. Bırak. Gel. Nalan'cığım. Gel. Bacağım. Oh. Kovalandı o kovalandı. Sen buraya Neriman. Ne yapıyorsun sen Cahit? Delirdin mi ayol? Ne olduysa oldu Neriman. Ama iyi iş oldu. Gel buraya eski günlerini yad edelim bir tanem. Cahit yapma ayol. Torun torba sahibi insanlarız. Hem daha gece yarısı bile olmadı. Karadut'um, Çatalkaram, Neriman'ım bir tanem. Gel buraya güzelim mi? Bir tanem. Cahit, yaracağım beynini şimdi göreceksin Karadut'u ha. Canım benim bir tanem. Neriman'ım. Ay yapma. Ay Neriman.
Böyle yavaş yavaş gelme, çok kötü oluyor. Çetin gel. Hadi Çetin. Çetin lütfen. Camdan atarım kendim. Ece diyorum. Direnme diyorum, gel buraya kız. Çetin lütfen. Sinan duyacağım. Sinan duyacağım. O zaman sen de bağırma. Kaçma. Sinan duyacağım. Geçmeyeyim şunu. Gittim. Bağırma kız, dur. Gel buraya. Gel buraya diyorum. Gel buraya. He? Veni vidi vici. Oğlum sana geliyorum. Sen. Ya biraz güç kaybetmiş ha. Tatlı var mıdır? Ver, ver. Ya bir tane daha verirsen. Getireyim. Hay balam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Koşum gelmiştir. Haydi. Sonra gel. Al bakalım. Delikanlı. Delikanlı kimmiş? Ben delikanlıları evimden çıkarırım. Nereye var mı? Hayol sana ne oldu böyle? Nasıl ne oldu? Ne bileyim ben. Sen bana en son yılıştığında dinozorlar ölmemişti herhalde. Bu kahve ağzımın tadını bozdu Neriman. Sen şu küçük dinozoruna bir tas aşure getirsen olmaz mı? Hadi güzel sultanım. Getireyim. Ne var sende bu gece? Ne gibi? Delirmiş gibiydin de. Arada bir delirmek iyidir hayatım. Ececiğim, o aşureden kaldı mı hiç? Var, dolap dolu. Annen orduya yetecek kadar yapmış. Yine mi istiyorsun? Birazcık yeriz ya. İyi, getireyim. Hadi bakalım. Ay Allah canımı al. Narda koy. Ne oldu, sen de mi uyuyamadın dün gece? Ay, iki dakika bile gözümü kırpmadım. Niye? Sen niye uyumadın? Ben sordum, önce sen söyle. Önce sen söyle. Benimki çok özel bir kere. Benimki de çok özel. Ne kadar özel olabilir seninkin hala? Bir kere bizim bir karı koca meselesi yani. Dün gece yatak odasında Çetin'den kaçıyordum da. Aa, ben de Metin'den kaçıyordum. Nerede? Minibüste. Küçücük yerde nasıl kaçtın? Zor oldu ama kaçtım işte. Demek sadece Çetin delirmemiş dün gece. Metin de delirmiş. Allah Allah. Aa, ne oldu ki bunlara? Hayır, babam da mı? Ne diyorsun be? Anne, dün bütün gece babamın seni kovaladığını söyleme lütfen. Niye kovalamasın? Ben kovalanmayacak kadın mıyım hayol? Hayır,
Metin Nalan'ı kovalamış da. Aa, Çetin de Ece'yi kovalamış. Ayol ne oldu bu turuncu ailesinin erkeklerine? Ay tatlı. Ya güzel şirketin güzel çalışanları, ben size bravo, bravo, bravo derim. Ya bu ayki ihracat raporlarında şirketimiz rekor kırmıştı. Ay, ne olur bunu kutlamayalım İbadullah Bey. Zaten sizin neyi kutlayıp neyi kutlamadığınızı bir anlasam. Ya lütfen İrem balam, kutlamak güzel bir eylemdir. Ya erkekler için öyle olabilir ama diyet yapan kadınlar için hiç de öyle değil. Yani şirketimiz ihracat konusunda rekor kırmış olabilir. Ama ben de aldığım kilolarla ithalat konusunda rekor kırdım yani. Aman İrem, vallahi Bakü'den ağrıdır, memleketten de fal olur. Selam millet. Selam. Oo, bakıyorum kuyruğunu da getirmişsin peşine. Ya bizim minibüste Maksut abisiz yaşamak istiyorum biraz. Belki burada iker kaçar giderim diye getirdim. Metin abinle bir çay ver bakalım o parayı. Eyvallah, sağ ol Adana. Al bakayım. Belki benim önümden içeceğin son çayı rah. Hayda ne oluyor be? Ne diyorsa burayı artık biz devralıyoruz Metin kardeşim. Ya şu adam gibi anlatsanıza neler oluyor? Ya şimdi benim işlerimi çevirmem için bana bir mekan lazımdı zaten. Bunun da buralardan uzaklaşması gerekiyormuş. Niye ki? Ya benim karı Fadime tutturdu kopaya don diye. Ben de burada kalmak isteyeyim. Anladım. O da seni geri götürsünler diye akrabalarını gönderiyor. Ulan ne akıllı adamsın, hemen anlayasın ha. Bak hemen aklıma bir şey geldi. Aha, ne dur? Bak, sen bu hizmet işlerinden anlıyorsun, yılların tecrübesi var. Seni bizim restorana garson alalım. Vallahi olur mu ki? Ya niye olmasın, biz kefil olduktan sonra anında olur. Hele annem konuşsun, şimdi başlarsın. Haydi, haydi. Ha, ha, ha. Ulan yine dört ayak üstüne düştüm ha. Ben bunu vurayım mı ha? Oğlum, sok ulan bunu yerine. İkide bir vurayım mı, vurayım mı? Sok! Hindistanlayıp bu adamı kurtarayım mı abi? Maksut abi, senin Hindistan minibüs sahnelerinde geçer. Burada Hindistan'a gerek yok. Ya ben müsaade isteyeyim. Bugün yolcu çok. Bir ara restorana uğrar konuşurum. Sana da haber veririm Tursun. Ya sağ olasın Metin'cim ya. Vallahi Allah senden razı olsun ha. Adnan ha, senden bir şey rica etsem. Emin olun Metin kardeşim. Ya tweetten rica etsek, ben gidene kadar Maksut abiyi burada tutsa. Bütün Hindistan gelse beni buradan kaldıramaz abi. Hadi eyvallah sağ ol. Hayırdır İbadullah Bey, bir şey mi oldu? Abi ya. Ben biraz. Şimdi konuşmak istemiyorum. Ben biraz yalnız kalmam lazımdır. Hadi ben giderim. Tamam. Anladığım zamanı değil Berivan. Ay Çetin Bey. Adamcağız yıkılmış gibiydi. Resmen içi çok düşürdü. Korkarım, kötü bir haber aldım. Ay peki ne yapabiliriz? Sen buradaki işleri hallet, ben peşinden gideyim. Belki ağzından bir iki kelime alırım ya da en azından yalnız bırakmamış olurum. Tabii tabii tamam. Tamam, merak etmeyin. Şu navlunla ilgili rapor da hallet. Of, masamda göreceğim. Tamam. Tamam. Navlun bitmedi navlun. Sıdık. Buyur Aslı. Bana bak, benim bugün çok uykum var ha. Eğer dün gece gibi salaklık yaparsan kemiklerini dekker dekker kırarım ona göre. Ya Aslı, benim senden 5 kat daha fazla uykum var. Vallahi şimdi kafamı yastığa koysam böyle o küt diye uyuverim vallahi. Kemiklerim kurtuldu yani. Merhaba kapıcılar. Hello. Hi. Dün akşam apartmandaki bütün dairelerde gürültüler geliyordu. Ne oldu? Evet. Hiçten o kadar ses çıkmaz ki. Hadi öteki daireleri bilmiyorsunuz. Sizin daireden de gürültüler geliyordu. Şey oldu, Sıdık masaya bacağını çarptı. Aynen öyle oldu valla. Ama birkaç kere geldi.
Sıdık bacağını masaya birkaç kere vurdu da. Giden fazla. Çok istikrarlıdır salaklık konusunda. Ya ya. Okay, I see. Siz Türkler gerçekten çok ilginç bir milletsiniz ha. Bay. Bay bay. Ne demesin? Senden korkulur ha. Ya sus. Gel otur. Neriman teyze, ne oldu yani bana iş ayarlayacaktın? Oğlum, öyle hemen olur mu? Millet işsiz dolaşıyor ortalıklarda, deli mi ne? Bu sabah aklıma İbadullah Bey geldi. Hallederse o halleder. Ben bir Çetin'e söyleyeyim de İbadullah Bey'i alsın gelsin. Çok kibar bir adamdır. Oh. Yani hakikaten muhteşem bir adam. Çok da vicdanlı. Bana bak, yalnız onun yanında saygılı olacaksın. Efendi o. Tamam Neriman teyze. Öyle taktuk yok. Merhaba İbadullah kardeş. Ya Çetin kardeşim, sağ ol sağ ol. Buyur lütfen. Kovsam da gitmem zaten. Bak şimdi ben buraya oturuyorum ve sen bana bütün olup biteni anlatıyorsun. Madem ki kardeşiz, bu da senin görevindir. Ya güzel kardeşim, ey dayırsan. Hoş dayırsan. Ya ne kadar yakışı bir kardeşsin. Ve fakat ben sana bunu konuşamam çünkü bu bir özel bir meseledir. Hani Amerikalılar dediği gibi personal'dır. Yani işle bir ilgisi yoktur. Metin'in mezarete düşmesi de personal'dı ama sen hemen geldin yardım ettin bize. Belki bizim de sana bir yardımımız dokunur. Hadi dinliyorum anlat. Ya bayağı. Demek ki bir zamanlar ben Baki'deyken bir iş arkadaşım vardı. Aa, güzel bir kızdır, hoş bir kızdır. Birlikte kutlama yapırdık, birlikte yemekler yerdik, birlikte çalışırdık. Ama iş arkadaşımdır. Aa, hikaye bu ya. Ben sonradan öğrenmişim ki bu kız bana aşık olmuştur. Eyvah. Aa, işte ben de aynen böyle demişim. Eyvah demişim. Ne yapacağım demişim. Kendi kendime sormuşum, başlamışım kızdan kaçmaya. Ben kaçarım kız gelir. Ben kaçarım kız gelir. Ben kızı kapıdan kovuram. Kız bacadan gelir. Ya ben kızı bacadan kovuram. Kız bu sefer kapıdan gelir. Hemen kaç oradan. Ya kaçmışam kaçmışam ama bu kızın akrabası çok olar. O akrabalardan biri en manyak olanı benim peşime düşmüştür. Beni vurmak için peşime gelmiştir. Yapma ya. Nasıl biriymiş acaba? Ya hiç bilmiyorum. Kimdir, nedir, nasıl biridir, neye benzer? Ben de çok bilmiyorum. Herhangi biri olabilir. Ya Çetin, ha? Kardeşim hatta şimdi burada bile olabilir. Yapma ya. Allah'ım, hayır. Hayır, telefon, telefon. Ya ne yapıyorsun? Efendim anne. Tamam, tamam, uğrarız, uğrarız. Hadi. Annem. Bizi çağırıyor. Haydın. Hadi gidelim. Evet, bir cehenneme dönmüştür oğlum. Korkma, korkma. Kimdir, nedir, ne dair bilmem. Hem de arkamızdan dikkat et. Yok yok, bu işte bir gariplik var. Yani tamam Çetin bana düşkündür ama böyle kırmızı görmüş boğa gibi de davranmaz. Boğa kırmızı görünce ne olur? Çıldırır. Sarı görünce ne olur? Elinin körü olur Nala. Biz seninle hiç ciddi bir şey konuşamayacak mıyız? Ama bu konu çok ciddi Ece. Yani boğa kırmızı görünce çıldırıyorsa sarı görünce bir tepki vermesi lazım değil mi? Mesela sarı görünce hüzünlenir. Mavi görünce sevinir falan gibi olamaz mı? Olamaz. Olamaz. Öyle bir şey olamaz Nala. Niye sinirleniyorsun ki Ece? Yani bu benim için önemli bir konu değil ama boğa için çok önemli. Boğa da burada olmadığına göre boğaya sinirlenemezsin zaten değil mi? Tamam sinirlenmiyorum. Bak insanüstü bir güç göstererek sakinleştim. Tamam mı canım? Ay çok teşekkür ederim. Ne diyordun? Şey diyorduk. Çetin'e bir şey oldu diyorduk. Aynı şey Metin'e de babama da oldu. Ne oldu diyorduk? Git işine beni hala. Ne uğraşıyorum ben seninle? Git işine. Aa, aşkın Ece sen? İyiyim ya, iyiyim. Sağ ol. Lütfen Deyran, bu kimdir? Anne bu kim? Mercan. Mercan kim? Nazife teyzenin oğlu. Ha,
Yok, hatırlamadım. Oğlum nasıl hatırlamazsın? Yanımızdaki evde oturuyorlardı, hani ikinci katta. Mercan gelirdi, bize hep beraber oynardınız. Ya o zaman böyle bıyık yoktu da oradan şimdi. Hoş geldin. Eyvallah, hoş geldiniz. Hadi oturun yavrum, oturun. Buyurun. Mercan'ı bana yollamış annesi. Hapisten yeni çıkmış. İşi de yokmuş. Git Neriman teyzen sana yardımcı olsun demiş. Ben de bir İbadullah'a söyleyeyim dedim, bakayım bir şeyler ayarlayabilir miyiz diye. Çok geçmiş olsun. Ne iş yaparsın ki? Bir kıllık eden adam olursa bana havale edin, ben anda tek tek diye indireyim. Ya bizim sektörde böyle bir iş kolu yok ama. Yok dur dur, sen niye öyle acele edersen? Vardır vardır, bizim sektörde böyle bir iş kolu vardır. Ya ben sana iş bulmuşam. Ne iş buldun? Nerm korumam olacak. Sana kıllık eden olursa bana havale et, ben anda böyle... Güzeldir, güzeldir. Ya bundan sonra ben nereye giderim? Sen hep benim yanımda olarsan. Tamam mı? Ya sen hatta... Ya Mermen'de, Mermen'le birlikte kalarsan. Oh! Ya oh! Vallahi şimdi keyfim yerine gelmiştir. Ya hadi bunu bir kutlamak falan lazımdır. İbadullah dur şimdi. Senin korumaya niye ihtiyacın var ki oğlum? Durum şöyle anne. Bugün iş yerindeyken İbadullah'ı benim terfiyem. Heyt be kocum, ahan da düşeş. Nereden anlayamadım? Neçeş, neçeş. İdeye bak bakayım. Oğlum, bir işçi ağasına karşı düşeş atabilir mi? Var mı bunun örneği ya? Bak bakayım. Pardon ağam, yanlış görmüşüm. 2-1'miş. Aferin. Oyna bakayım 2-1'ini. Oyna. Bak bakalım ben ne attım. Sebaydı. Çüş! Oğlum gözlerin yanında mı lan? İyi baksana oğlum şuna. Ağlar sebaydı atar mı oğlum? Bak bakayım şuna bir daha. Pardon ağam. Yanlış görmüşüm. Aa! Düşeş gelmiş. İşte bak. İçler. İki tabii. Buyurun. Ulan şu drona bir tane akıllı adam gelsin. Vallahi dişimi kıracağım ha. Selam millet. Aha dişler on gene kurtuldu. Sen galiba bana laf sokuyorsun ama ben seni işe soktum hopalı. Vallahi mi? Şimdi restorana gidiyorsun, müdürle konuşuyorsun ve hemen işe başlıyorsun. Ulan bu çok iyi oldu ya. Ayrıca alacağım maaş da burada kazandığından daha fazla olacak, iyi mi? Tweet sen de artık ocağa düğünün teslim törenine hazırlan kardeşim. Ben bu ocakçıyı vurayım mı ağabey? Çak anı yerine, deli midin dedi. İki de bir vurayım mı, vurayım mı ya? Gözlerini aç lan, önce boşları topla. Ne vurması ya? Biz buna kurşun yetiştiremeyiz İstanbul'da ya. Aa, bu durumda yapman gereken bir şey daha var. O nedir anacık? Şebboy. Şebboy'u korumalısın. Tehlikeden uzak tutmalısın kızı. Bayağı ihtimal ki doğru dersen. Ben hemen Şebboy'a da bir koruma tutarım. Yok yok. Olmaz. Sen en iyisi bir süre Şebboy'dan uzak dur. Yani senin peşindeki adam Şebboy'a zarar verebilir. Bence de en iyisi bu. Yani senin Şebboy'dan uzak durman onun için çok hayırlı olur. Sen hiç merak etme patron. Eğer sana kıllık eden olursa ben tek tek indiririm. Ya Erman teyze dur. Bari patronun önünde yapma. Karizmam siziliyor. Tek. Sürekli tahta verdim. Ya şimdi aşure yemenin zamanı mı? Sıdık kuzuyu. Ya bitti aslında, kalkıyorum. Tamam dur. Allah Allah, kalk. Kalk süpür, bırak onu. Tamam kalk. Ya. Şşt. Ne var? Şşt. Ne ya? Sıkıcım bak. Şşt. Deliler be, manyak. Yapma. Allah'ın aşkına yapma. Apartmanlarındayız. Okuzmuşsun sen ya. Çık gidelim ya. Ya delir misin sen? Üstüme gelme bak. Bana kızdan çıkmayacağım. Kafanı kıracağım ha. Deli. Cahit. Buyur sultanım. Niye öyle kedici yere bakar gibi bakıyorsun? Bana bak. İki gündür sana bir şeyler oluyor. Yani dün kalbini kırmayayım diye sesimi çıkartmadım. Vallahi bugün kafanı kırarım ha.
Gel benim mini kuşum. Güzel sultanım. Canım benim. Gel benim deve kuşum. Gel, 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 gel. Gel benim canım. Canım Neyim Hanım. Neyim Hanım benim. Gülüm. Sen denildin mi abla? Gülüm. Hancı'nın fettan kızı. Canım benim. Şey, Zeynep uyanık. Zeynep uyanık. Aa, sessiz. Bir dakika, bir dakika bir şey söyleyeyim. Başım çok ağrıyor Cedi. Vallahi çok ağrıyor. Yok, ben onu geçiririm hayatım. Yok, geçiremezsin. Ben biraz uzanayım. Sen burada, sen odamızda otur. Hayatım, gel bak, gel ben onu bir geçireyim. Lütfen, lütfen, lütfen. Zeynep uyanık. Zeynep uyanık. Sus. Neredesin? Uyanı bak. Ay, ye. Bir şey bak, Sinem duyarsa açıklayamayız. Açıklayamayız. Cedim, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yapma. Çok gelsiz, geceyi bekle. Geceyi bekle, başımın ağrısı. Birden korksam trene binmezsem. Ne kötü espri, ne kötü espri. Ya aklım espride değil de o yüzden yapamam. Gel. Sinem'ciğim. Yok bir şey hayatım. Sinem, şuraya. Allah. Ben yine bir sağa çekeyim. Metin. Metin, ne yapıyorsun sen ya? Ben ne yaptığımı biliyor muyum Nalan? Bil o zaman Metin. Bak, evlenmeden olmaz dedim. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Evet. Evet dedim. Ah, hayır evet dedim. Evet, evet dedim. Evet, evet hayır, dedim. Evet dedim. Demedim. Demedim. Evet, demedim. Evet, demedim. Evet, evet, evet. Demedim. Metin. Aşkım, aşkım. Delirdin galiba. Otur yerine. Oturamıyorum asla. Sıdıkçım otur. Oturamıyorum, gel buraya. Otur canım. Gel buraya. Lütfen yapma. Gel buraya. Bak çekiliyorum, yapma. Lütfen yapma. Ya hayır. Vallahi kemiklerini kırdır para bahçe ederim. Hastanelik yapam sen, çık. Çık. Zaten kalbimi kırıyorsun asla. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya asla, gel buraya. Bak, akşam akşam kudurdun mu sen ya? Öldürürüm diyorum seni ya, uzak dur. Kudurdum. Kudurdum, gel buraya. Gel buraya diyorsan. Allah. Gel. Gel buraya diyorum sana. Ya kum bırak peşimi. Gel buraya. Gel buraya diyorum sana. Allah! At kapıyı! Sapık! Nerede uyursan uyu. Anlayacağım içeri. Fazla at kapıyı. Yalvarın bak at kapıyı. Ece aç şu kapıyı, delirtme adamı ya. Çeti. Git içeride yat. Kapıyı zorlama. Bak baltayı alır gelirim ha. Gelemezsin, kafamızı kıramazsın herhalde değil mi? Tamam Ece bak. Miau. Miau. Çete. Kal orada değil mi öyle? Ece. Yapma bunu, bana yapma ya. İyi geceler. Şu anahtar deliğinin önüne gel bari. Ya Ece hadi ne olur ya. Neriman. Aç şu kapıyı Neriman. Defol git dedim Cahit.
Yahu Neriman, bilirsin sen olmadan yatakta yalnız yatamam Neriman. Defol git Cahit. Ya sultanım, aç şu kapıyı ya. Tövbe tövbe. Dur, dur. Durdum. Bakayım. Normal görünüyor. Bana bak. Eğer bir hamlede bulunursan var ya, kafanı kırarım kafanı. Anladın mı? Asla. Benim hiç hamlede bulunacak halim var mı? Uykusuzluktan geberiyorum ya. Vallahi başım dönüyor. Ya şu servis işini hallettikten sonra gidip bir saat kestireyim olur mu ha? Dün gece Kurban Bayramı'nda ipini koparmış boğa gibiydin. Ne oldu? Bilmiyorum Asla. Tek bildiğim bir an önce uyumak istediğim. Hadi beni meşgul etme, şu servisi halledeyim de biraz kestireyim. Hadi ne olur. Oh. Allah Allah. Enteresan. Aç bakayım ağzını. Aç, aç. Bu halıları kaçırmayın. Açar mısın ağzını? Ha, çiğne. Çiğne bakayım. Çiğne, yut şunu. Ah, pes ettim tamam. Ne yaparsan yap. Ne halin varsa gör. Hiçbir şey için uğraşmıyorum. Sen ne oldun böyle ya? Gündüzleri uyuyorsun, akşamları kurt gibisin. Hayatım. Bunu sonra tartışsak olur mu? Benim biraz uykuya ihtiyacım var. Hayır, uykuya ihtiyacın yok senin. Yeterince uyudun. Senin işe gitmen lazım. Yürü. Hayatım, İbadullah'ı ara, öldüğümü söyle. İbadullah'ı falan arayamam. Senin çocukların, ailen, işin için çalışmaya devam etmen lazım. Yürü. Dur, bekle, çantamı Dömele bak naz eyleme, dömele bak naz eyleme. Ya, ya korumacı olan, ya koruyucu olan, ya haydi saharın güzel olsun. Günaydın. Günaydın. Ya ne bakarsan, haydi kalk, su uyur, düşman uyumaz. Düşman mı? Ben hemen tek tek indiririm patron. Ya neyi tak tak indirsen, hala oturursan, ayakta olmadan neyi indirirsen? Tamam patron. Hadi kalka sararsın. Ha. Ya benim karnım acıktı, şöyle gidip bir börek börek alayım mı patron? Ya ne böreği, ne çöreği, kahvaltı günün en önemli yemeğidir. Kahvaltıyı hep ben hazırlayarım. Sen de işini yaparsan, etrafı gözetlersen. Haydi tak tak! Kaş kabaran yerler geldi. Oo! Dört ayak üzerine düştük, iyi mi? Sağ olasın Erman teyze. Tak tak! Ölmüşler. Bakayım. Ölmüşler. Yok yok. Kesin bu Cahit'e bir şey oldu. Çetin'e de. Ay Metin'e de. Sıddık'a da. Ne olmuş olabilir ki? Ay belki yedikleri bir şey dokunmuştur. Hepsi aynı şey mi yediler ki? Aşure. Evet. Bugünlerde ortak yedikleri tek şey aşure. Hanımım aşurede ne olacak ki? Bulgur, kuru yemişleri falan hep yedikleri şey aynı. Gül suyu vardı. Evet evet, gül suyu vardı. Koyduk biz. Hayır, sizde gül suyu yok anne. Ben geçen de su muhallebisi yaparken sizin gül suyunu aldım. Yeniden almadıysan sizde gül suyu yok. Evet, döktüm. Kendi ellerimle koydum. Nereden buldun? Küçük bir şey vardı, onu döktüm. Allah cezanı vermesin. Neydi o acaba o? Kim bilir? Metin abi. Çetin abi. Hay Allah, biriniz uyanık kalsaydınız bari. Beşiktaş sapağını kaçırdım da bir yerden döneyim mi, Edirne'ye kadar gideyim mi diyecektim abi. Git abi. Edirne'den dönersin abi. Taksim'e gelince de haber ver. Hay Allah, direksiyon bende olduğu için Hindistan'da diyemem. Yandık vallahi. Ya ne diyorsun Mercan? Beğenmiş misin kahvaltını? Eyvallah. Ya belki sen gelmişsen.
Ya sen olmasaydın ben ne ederdim? Vallahi ölerdim burada korkudan. Sen hiç merak etme patron. Kıllık eden olursa tek tek anında. Lütfen dayıra. Allah'ım canlısın. Sen siper al patron. Ben kapıdakini tek tek indiririm şimdi. Çok dikkat et. Ay sen de kimsin? Ben İbadullah Bey'in korumasıyım. Sen kimsin? Ben de karşı komşuyum. Ya sen misin Aybol abi? Benim. Ay kahvaltıya gelmeyince ben de merak ettim. Dedim bu adamcağız rahatsızlanmıştır falan. Allah muhafaza. Dedim kendim geleyim. Neyse ben bardak alayım. Haydi. Haydi. Ya patron. Sen bundan uzak durmayacak mıydın? Durmuş ağam Mercan. Ben ondan uzak durmuş ağam. Evine gelip altıya gitmemiş ağam. E şimdi o mene gelmiştir. Ben ne edeyim? Olur mu? Türk filmlerindeki gibi yapacaksın. Ya Türk filmlerinde ne yapıyorlar ki? Böyle sert olacaksın. Senden nefret etmesini sağlayacaksın. Sen bir patronsun böyle biraz havalı olacaksın. Yukarıdan bakacaksın. Değil mi? Bak senin peşindeki adam eğer onun senin yakın olduğunu öğrenirse iki dakikada tek tek. Lütfen Dayra. Doğru dersen. Onun iyiliği için ben ona kötülük edeceğim. Aynen. Tamam Mercan, yapacağım. Gel. Şebuk Hanım, kusura kalmayın ama siz burada ne yapıyorsunuz? Size kahvaltı getirdim. Ha, ben size böyle bir emir verdiğimi hatırlamıyorum. Emir derken nasıl yani? Ya şöyle yani, saat günün kaçı olmuştur, siz hala buradasınız Şebuk Hanım. Halbuki şu an işinizin başında olmanız gerekirdi. Sizin bir sekreter ya, benimse bir patron olduğumu size hatırlatırım. Tamam. Peki o zaman ben gideyim şimdi. Rica ederim, ben lütfen deyirem. Ah Mercan'ım. Patron, yumuşama yok. Yumuşama yok. Ya. Unutma, onun iyiliği için. Tek tek. Tak 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 derse ama içimden bir şeyler kopup gider. Yok, yumuşama yok. Kalbimin özünü döşümden alıp gider. Yumuşama yok patron, tek tek. Yumuşama yoktur. Tak tak. Tak tak. Ya doğru dersen. Hadi gel kahvaltını bitir. Aşağı boyu, aşağı boyu. Ya bana bak, biz burayı almakla hiç iyi etmedik galiba Tweet ya. Baksana ne gelen var ne giden. Yanlışlıkla bir müşteri girse çöl ortasında vaha görmüş deve gibi öyle bakacağız ha. Ağam en iyisi ben bir yola çıkayım. Buraya girmeyen herkesleri vurayım olur mu ağam? Tweet en iyisi sen silahını al aklına gelen böyle sapıkça düşünceleri vur olmaz mı? Olur ağam. Selamun Allah. Ya Allah Allah. Ya sen nasıl bir şey olmuşsun böyle ya? Vallahi tanıyamadım. Nedir bu kırık kıyafet hopalı? E işi değiştirince tarzımı da değiştireyim dedim da. Allah Allah. Ağam ben bunu vurayım mı? Hayır, vurma. Peki. Bırak vurmayı, vurmayı da bana bir çay getir oradan. Hadi gel. Yeni. Kadroni. Oh, benim koptu. La ne oldu buna? Bilmem. İlk gördüğüm andan beri uyuyor. Konuşmadı ki sorayım. Lan dururum ben onu ya. Şşş ya, elleme adamı ya. Bırak uyusun kardeşim, ne sorun var? Vurmuş böyle ha kuşu. Uyumaz bir insan ya. Uyuşan Metin, uyuyor. Bindi misin kim götürdü? Ben. Ulan o zaman beni restorana kadar attı ya. Of benim. Kaldık ya ya. Haydi biz kaçtık. Yürü yürü yürü. Ya Sahara'nın gözler olsun Çetin kardeş. Günaydın. Ya sen burada ne yapıyorsun? Gece beşik mi sallamışsın? Biraz uykum vardı. Bana niye demiyorsun? Gelmeseydin ben gelip senin işlerini yapardım. Yok canım, bayağı karışık işler var bugün. Bir sorun varsa tak tak indireyim abi. Allah Allah, bu da deli midir nedir ayol? Ya kim delidir? Hakim derdir. Ben diyorum Sevreter Hanım, kendisi bir patronun korumasıdır. Böyle laflar etmek çok nahoş olar. Efendim,
berivan değil, şebboy o. Hani sizin yüreğiniz güp güp eder falan filan. Şebboy. Ağoy benim özüm. A olsun, en nihayetinde bir çalışandır, bir sekreter ya parçasıdır. Herkes haddini bilmelidir, lütfen diyorum. Çetin Bey, affedersiniz ben lavaboya kadar gideceğim. Tabii. Ha, iyi yolculuklar. Ne oluyor ya? Ya onu korumak istiyorum. Benim peşimden gelenler onunla yakın olduğumu öğrenirlerse ona da zarar verebilirler. Ha. Abursan. Evet. Ya lütfen diyorum. Ben bağrıma taş basarım. Sen bir şey söylemeyesin. Neriman? Cahi. Abuk subuk bir şey söylersen vallahi şişlerim ha. Yok yok yok. Bir şey itiraf edeceğim Neriman. Ne? Geçen gün Adnan Ağa'yla durakta tavla oynuyorduk. Bir kadın geldi. Adres sormaya. Yanında küçücük bir çocuk. Ya düşündüm de. Kucağımıza bir çocuk almayalı tam 10 yıl oldu Neriman. O da torun. Kendi hayatımıza bakarsak neredeyse 40 yıl olmuş Neriman. Bundan daha doğal ne olabilir Cahit? Ben şöyle dedim de bir çocuk yapsak şöyle kazan gibi. Yuh yani Cahit, yuh. Vallahi içimden öyle geldi Neriman. Hani yaşlandım diye şu bizim Şükrü'yü aradım. Bir ilaç bile aldım ama gördüm ki ilaca ihtiyacım yokmuş yani Neriman. Bir dakika, bir dakika. O ilaç şöyle küçük bir şişede miydi? Evet. Yoksa sakladığım yerde buldun mu? Ben değil de Nalan bulmuş, aşurenin içine dökmüş. Ne? Ne? Ya hadi bana yardım edin de aşureleri toplayalım, imha edelim. Yoksa bu gece de kimseye uyku yok. Evet anne, evet. Hepsini imha edelim, ortadan kaldıralım hepsini. Hepsini, hepsini. Evet hadi başlayalım. Gelin. Keşke bu aşureyi sana yaptırsaydık kız. Niye? Senin yaptığını kimse yemezdi, tehlikesi de olmazdı. Aşk olsun yani, aşk olsun yani. Şu durumda da bana laf sokuyorsun. Herkes keyfine baksın, Dervan temizlik yapsın. Tabii, Dervan adam mı, Dervan insan mı? Vurun Dervan'a, vurun. Ah, Dervan zaten bu dünyaya acı çekmeye gelmiş. Kolay gele balam. Buyurun, birinden bakmışsınız. İbadullah namında birini arayın. Sen ne diyeceksin İbadullah Bey? O buranın patronudur da... Sen onunla ne işin olur ki ne? Ben onun bir yakınıyım. Ha. Vallahi dışarıdadır. Ama madem bulman gerektir, bir düşünelim. İbadullah Bey bulsa bulsa Çetin Bey bulur. Bu Çetin Bey'in bir kardeşi vardır, şofördür Bostancı'da olmuş durağında. Şimdi o Çetin Bey bulur, Çetin Bey de İbadullah Bey bulur. Derme de dolmuş durağına çok yakın. Yani yol paramı çekersen ben seni götürürüm. Tamam. Hadi, hadi. Eyvah müşteri, Allah müşteri gibine ne olur. Hoş gelmişsiniz hanımefendi, beyefendi. Çay vereyim mi? Yok, biz çay içmeyiz. Ihlamur vereyim. Yok, biz ıhlamur da içmeyiz. Cappuccino vereyim. Yok, biz cappuccino da içmeyiz. O zaman ben sizi vurayım. Sakin ya. Ne demek istedi işte, ben de anlamadım, öyle bir şey de çıkardı. Buyurun. Biz Çetin Bey'in karındaşını ararız bala. Ha, Metin'i diyorsunuz. Hayırdır? Şimdi, bu adam İbadullah Bey'i arıyor. Bu adam Metin Bey'i bulacak. Metin Bey de Çetin Bey'i bulacak. Çetin Bey de İbadullah Bey'i bulacak. Anladım, uzun iş. Yalnız Metin burada yok kardeşim. Maalesef bizde telefonu da yok. Bende? Evet, onda diyecek olursanız onda da yok. Diye mi? Bende de yok. Biz en iyisi oturalım, bekleyelim balam. Sen bize çay veresen. Tamamdır. Aslanım, ilk kez parayla çay satacağım ha. Ne? Ne? Ay bala. Ben ölmüşüm de arkamdan ağlayanım yoktur. Herif gelmiştir. Kim gelmiştir? Azrail'in. Peki bu kararınızdan
müstakbel gelin hanımının haberi verebilirim. I see. Eyvah. Aman abur adamşam. Eyvah adamşam. Kendi kendine sormuşam ibadullah. Lütfen bir şey yap demişam. Ne ola abiler, ne ola abiler. Eyvah. Eyvah. Aman dur adamşam. Bak, ses içerden bir yerden. Hazır. Kızı kapıdan kovurup bahçeden gelir. Kızı bahçeden kovurup bu sefer çıkar kapıdan. Ben yok mudum? Ben de bulur. İşte ben de aynen böyle demişim. Eyvah demişim. Ve başlamışam kızdan kaçmaya. Ben kaçırım kız gelir. Hazır.